İpucu Kriminal programından iyi geceler. İpucu Kriminal bu gece farklı bir cinayet dosyasıyla karşınıza çıkıyor. Kolejinin babası. Hatırlayacaksınız, geçen hafta İpucu Kriminal'de Koleji adıyla anılan ve İstanbul'da seri cinayetler işleyen Orhan Aksoy'un nasıl yakalandığını incelemiştik. Bu hafta ise İpucu Kriminal, Aksoy'un yakalanmasından tam bir yıl sonra oğlunun kurbanlarını öldürdüğü şekilde öldürülen Kolejinin babası Hasan Aksoy cinayetinin dosyasını aralıyor. Ekim 2002. Bursa, Ova Akça. Genç kadın kahve tepsisini yaşlı adama uzattı. Sonra da eşine. Kahvelerini sohbet eşliğinde yavaş yavaş içtiler. Kadının bütün dikkati yaşlı adamın üzerindeydi. Uyuyakalmak üzereydi. Sanki aniden damarlarındaki bütün kan çekilmişti. Gördüğü son şey, kendisine doğru gelen genç kadının gölgesi oldu. Bursa Demirtaş Jandarma Karakolu. Bursa Demirtaş Jandarma Karakolu'na saat 13.30 sularında bir ihbar ulaştı. Adres neresi? Bursa'nın Ova Akça beldesinde bir cinayet işlenmişti. Telefonla arayan kişi, öldürülenin yaşlı bir adam olduğunu söylüyordu. İhbardan tam 15 dakika sonra jandarma olay yeri inceleme timi cinayetin işlendiği yere ulaştı. Cinayet iki katlı müstakil bir evin üst katında işlenmişti. Jandarma olay yeri inceleme timi ilk olarak evi güvenlik çemberine aldı. Evin etrafı meraklı bir kalabalık tarafından kuşatılmıştı. Ekip doğruca cinayetin işlendiği kata çıktı. Kapı açıktı. Ceset salonun ortasında yatıyordu. Bir erkeğe aitti. Yüzü görülmediği için yaşı tam olarak anlaşılamıyordu. Başı havluyla ve koli bantlarıyla sarılarak tamamen kapatılmıştı. Cesedin elleri önden birbirine bağlanmıştı. Yani burada adeta bir mesaj veriyordur şeye, cinayeti işleyenlere, inceleyenlere, polise, hakimlere, mahkemeye bir mesaj veriyordur. Ortada kendi halinde bir mahalle, sıradan bir ev ama sıradan olmayan bir maktul vardı. Jandarma ekibi iki gruba ayrıldı.
ilk ekip ceset incelemesine geçti. Önce cesedin ellerinin bağlandığı koli bandı çıkarıldı. Bant şeffaftı. Parmak izi bırakma ihtimali çok fazlaydı. Yapışkan yüzeyli maddelerden parmak izi almak ayrı bir işlem gerektirdiği için bant jandarma kriminal laboratuvarında incelenmek üzere delil poşetine kondu. Tam bu sırada uzmanın dikkatini banda ait bir ayrıntı çekti. Uzmanın dikkatini çeken ayrıntı şuydu. Koli bandı buruşuk değildi. Şimdi bunun ne anlama geldiğini sorabilirsiniz. Şu anlama geliyor. Eğer kurban elleri bantlanırken hayatta olsaydı mutlaka direnecekti. Ve sonuçta bant da kırışacaktı. Oysa cesedin ellerinden alınan bant dümdüzdü. Yani maktul baygın ya da ölüyken elleri sarılmıştı. Bu arada ikinci ekip olay mahallindeki delil araştırmasına devam ediyordu. Ancak bulunan deliller yeterli değildi. İncelemeye değer bulunan sadece iki ipucu vardı. Cesedin 4 metre yakınında bulunan bir telefon faturası ve masa üzerinde duran bir bardak. Ekibin en önemli tespiti, katil ya da katillerin eve zorla girmediğini tespit etmek oldu. Kapıda ya da pervazda herhangi bir zorlama yoktu. Bir cinayet mahallinde adli bilim uzmanlarının ilk aradığı yanıt şu: katil eve nasıl girmiş? Çünkü bu sorunun yanıtı uzmanlar için birçok ipucunu barındırabiliyor. Jandarma olay yeri inceleme timinde ilk sorusu buydu. Ve yanıt katil ya da katillerin eve kurbanın rızasıyla girdiğini gösteriyordu. Ya da başka bir şekilde söyleyelim, maktul katili içeriye buyur etmişti. Ama kimi? Kimse bilmiyordu. Hasan Aksoy kendi işinde gücünde, düşmanı olmayan, kimseyle arasında bir husumet bulunmayan yaşlı bir adamdı. Mahalleli Hasan Aksoy'un öldürülmüş olduğuna hala inanamıyordu. İhbar yapan erkek kardeşi Kemal Aksoy ise olayın şoku altında, belki bir ipucu bulunur umuduyla evin dışında bekliyordu. Kemal Aksoy. Buyurun benim. Biraz konuşalım mı? Kemal Aksoy bir yıldır abi Hasan Aksoy ile birlikte yaşıyordu. İşleri Ova Akça'ya yakın bir belde olan Kurşunlu'daydı. Her sabah işe birlikte gidiyorlardı. Ama olay günü iş çıkışı Kemal Aksoy bir akrabasını ziyarete gitmiş ve o gece eve dönmemişti. Sabah geldiğinde ise abinin cesedini bulmuştu. Hasan Aksoy öldürülmeden birkaç gün önce kardeşine alt katı genç bir çifte kiraya verdiğini, bir miktar da kapora aldığını söylemişti. Cinayetin işlendiği gece bu yeni kiracılar bir ses duymuş olmalıydı. Siz aradıktan sonra alt kat edin, belki kiracılar bir şey duymuştur diye, ama evde yoklar. Neredeler peki? Bilmiyorum. Hoş çalışın. Uzman merdivene açılan bir kapının başında duruyordu. Alt kata inen merdivenlerin başında bir sigara izmariti vardı. Kurban sigara içmediğine göre izmarit kiracıya ait olmalıydı. Hasan Aksoy'un kapısının dibinde kiracı neden sigara içsin? Evin kapısı açıktı. Ev terk edilmiş hissi veriyordu. Odalarda rastgele konmuş bir iki eşya dışında hiçbir şey yoktu. Mutfakta tepsi üzerinde yarım bırakılmış yemekler ve kahve içilmiş iki fincan duruyordu. Ama mutfak dolapları boştu.
oturma odasına geçildi. Birkaç özel eşya, bir çanta, sehpa ve bir kanepeden başka bir şey yoktu. Sehpanın üstündeki kül tablasının içinde iki sigara söndürülmüştü. Merdiven aralığında bulunanla aynı markaydı. Kiracılar evde yoktu. Daha doğrusu sanki hiç burada yaşamamışlardı. Mahalle sakinleri arasında onları gören olmuştu ama ne isimlerini bilen vardı ne de kim olduklarını. Ekip kiracılardan bir iz bulabilmek için evin her köşesini tek tek aradı. Her yüzeyden parmak izi aldı ama evin hiçbir yerinde incelemeye elverişli en ufak bir parmak izi bulunamadı. Sanki hepsi titizlikle silinmişti. Ekip olay yeri incelemesini bitirmiş, gitmek üzereydi ki olayın çözümünde kilit rol oynayacak ipucu bulundu. Salonda bulunan çantanın gizli bir bölmesinde küçük bir not. Not, Cino lakaplı birine ithafen cezaevinden yazılmıştı. Fakat herhangi bir isim yoktu. Ayrıca Kemal Aksoy, abinin bir miktar parasının ve cep telefonunda kayıp olduğunu söylüyordu. Soruşturmanın bundan sonrası iki ayrı koldan yürüyecekti. Jandarma kriminal laboratuvarında ve kimliği belirsiz kiracıların peşinde. Maktulün evindeki çöp bidonundan ele geçirilen koli bandı parçacıkları, cep telefonu faturası ve cesedin başından çıkarılan havlu tek tek incelendi. Ancak hiçbirinde mukayeseye elverişli bir parmak izi ya da başka bir delil bulunamadı. Uzmanların elinde tek bir umut kalmıştı. Koli bandı. Yani katilin mutlaka dokunduğu kesin olan tek parça. Ancak koli bandından parmak izi almak oldukça zordu. Bu nedenle önce havludan yıpratmadan çıkarıldı. Bantlar bir gün süren kimyasal bir işleme tabi tutuldu. Daha sonra bantlar ışık altında incelendi. Sonuç olumluydu. Elde edilen izlerden biri parmak izi karşılaştırmasına uygundu. Katilin kimliğini ele verecek ilk delil bulunmuştu. Koli bandı üzerinde bulunan parmak izi önce kurbanın parmak iziyle sonra da olay yerinde bulunanlarla karşılaştırıldı. Ama hiçbirine uymuyordu. Jandarma kriminal laboratuvarındaki inceleme devam ederken soruşturmayı yürüten diğer ekip belki de cinayetin seyrini etkileyebilecek bir bilgiye ulaştı. Hasan Aksoy'un bir oğlu vardı. Ve yaklaşık 1,5 yıl önce 5 kişiyi öldürmekten tutuklanmış, cezaevine konmuştu. Kurbanın oğlu, koleji diye anılan Orhan Aksoy. Orhan Aksoy, maktul Hasan Aksoy'un 3. oğluydu. Çocukluğu boyunca babasından dayak yemiş, 15 yaşında gördüğü şiddete dayanamayarak evden kaçmıştı. Askere gidene kadar defalarca hırsızlık suçuyla hapse girmiş, çıkmıştı. Ama evlendikten sonra cinayet işlemeye başlayana kadar sakin bir hayat sürmüştü. Cinayetlere 30 yaşında başlamış, yakalandıktan sonra kurbanlarını hırsız ve ikiyüzlü oldukları için öldürdüğünü söylemişti. Aksoy'a basın kolici adını takmıştı. Çünkü kurbanlarını öldürdükten sonra koli bandıyla bağlıyor ve koliye sararak İstanbul'un çeşitli semtlerine bırakıyordu. Aksoy'un babasının katil ya da katilleri de cinayette koli bandı kullanmıştı. Üstelik Hasan Aksoy'un öldürülme şekli, oğlunun kurbanlarını öldürme şekliyle aynıydı. Müzik
Aksoy da kurbanlarını öldürmeden önce içkilerine ilaç koyarak uyutuyordu. Uzmanlar Hasan Aksoy'un da öldürülmeden önce baygın olduğundan emindi. O da ölmeden önce kiracısının elinden kahve içmişti. Bize gönderilen herhangi bir materyalde, örneğin bir kahve fincanındaki bir sıvıda istenilen analizde, özellikle savcılığın sorduğu çerçevede maddelerin analizini yapmak için önce bunu bir cihazın tanıyacağı şekle sokmak için bir takım kimyasal işlemlerden geçiriyoruz. Bu kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra cihaza verilecek düzeye getirildiğinde bunu bu laboratuvarlarımızdaki çok hassas cihazlarda bunu analize alırız. Ve burada maddeleri milyarda bir oranında bir konsantrasyonda, buna bilimsel olarak ppb seviyesinde herhangi bir madde varsa biz bunu tespitini çok kolaylıkla yapabilmekteyiz. Bu katılan maddelerin çoğunluğu, özellikle bu kahve fincanı olsun, meyve sularında olsun, bu zehirler de olabilir veyahut da insanın direncini kıracak türde ilaçlar da olabilmektedir. Bu ilaçlar ne için kullanılır? İşte insanı uyutup sonra bunu gasp etmek veya insanı uyutup bunun direncini kırdıktan sonra öldürmek amacıyla yapılabilmektedir. Jandarma soruşturma ekibi uzun bir takip sonunda cinayet mahallinde bulunan telefon faturasından hareket ederek esrarengiz kiracıya ulaştı. Balıkesir'deydi. Ancak sürekli yer değiştiriyordu. Tam bu sırada jandarma kriminal laboratuvarından ekibin doğru yolda olduğunu ispatlayan ilk bilgi geldi. Kolide bulunan parmak izi 1997'de alınmış bir izle eşleşiyordu. Ve sabıkası kabarıktı. Gasp, yaralama, adam kaçırma ve hırsızlık suçlarından defalarca hapse girip çıkmış biriydi. Parmak izi sisteminin tespit ettiği isimle telefon kayıtlarından elde edilen isim aynıydı. Artık ekip doğru insanın peşinde olduğundan emindi. Ekip aradığı adamın kim olduğunu artık biliyordu bilmesine ama nasıl yakalanacaktı? Zanlının sürekli yer değiştirmesine rağmen Malatya'da bir evle sık sık telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Görüştüğü evde yaşayan kişi ise Hasan Aksoy'un kiracılarından biriydi. Ve uzun bir inkar sürecinden sonra anlattıkları ürperti vericiydi. Hasan Aksoy'un evini birkaç gün önce kiralamıştık. Birkaç eşyamızı getirdik. Karısından ayrı ve yalnız yaşıyordu. İki katlı evi ve parası vardı. Olay gecesi bizi yemeğe davet etti. Amacımız kahvesine uyku ilacı koyup uyutmak ve soymaktı. Bizi mahallede gören ve tanıyan henüz olmamıştı. Olayı eşim gerçekleştirdi. Eşim aynı mahallede oturan iki arkadaşını eşya taşımak için çağırdı ve bağlamaları için yardım istedi. Zanlının anlattıkları çelişkiliydi. Yeni bir eve taşınmışlar ve ertesi gün ev sahiplerini soymaya karar vermişlerdi. Soruşturma yürüten ekibe Sözel'in anlattıkları pek inandırıcı gelmiyordu. İfadesi üzerine bahsettiği arkadaşları da sorguya alındı. İkisinin de ifadesi zanlı kadının anlattıklarından çok farklı şeyler söylüyordu. Cemal bizi aradı. Taşınıyoruz, eşya taşıyacağız dedi. Oraya gidip olanı görünce de tehdit ederek yardım etmemizi istedi. Biz gittiğimizde adam baygındı. Bağlı şekilde bırakıp gidecektik. Thank you.
Aşağı indikten sonra karısı benim çalıştığım yeri biliyor, kendisine gelince peşimize düşer dedi. Tekrar yukarı çıkıp adamı boğdu. Katil zanlısı Cemal Sözen ise Bursa'da yakalandı. Güvenlik güçlerine verdiği ilk ifadede suçu kabul ediyor, ancak cinayet nedenini sarkıntılık olarak gösteriyordu. Cinayeti soygun amaçla işlememiştim. Eve birkaç gün öncesine taşımamıza rağmen eşime sarkıntılık etmeye başlamıştı. Ben de bu meseleyi kafama çok taktım. Olay günü beraber yemek yedik. Kahvenin içine hap koymuştuk. İçince kendinden geçti. Daha önce tanıdığım iki arkadaşımı çağırdım. Onlar da ellerini ayaklarını sarmama yardım ettiler. Ayşe, bu benim iş yerimi biliyor dedi. Daha sonra geri döndüm. Cinayette kolibandı kullanılması, kahvesine ilaç koyularak uyutulması ister istemez akla Orhan Aksoy'u getiriyordu. Zanlıya sorgusu sırasında bu soruda yöneltildi. Orhan Aksoy'u tanımıyorum. Onun babası olduğunu biliyorum. Kendisi anlatmıştı. İstanbul'da bir cezaevine yattığını, kurbanların hangi şekilde boğulduğunu ve hatta oğlunun hakkında bir kitap yazdığını bile anlatmıştı. Hasan Aksoy öldürüldüğünde eşi ve çocuklarından ayrı yaşıyordu. Uyguladığı şiddet bütün çocuklarını kendisinden uzaklaştırmıştı. Aksoy'un bütün ailesi hep aynı şeyi söylüyor. Hepimizi döverdi ama Orhan'ı biraz daha fazla. Hasan Aksoy cinayetinde hala bazı karanlık noktalar var. İlki, kiracı çift eve sadece iki gün önce taşınmış ve evi telefonda tutmuşlardı. Acaba cinayet işlemeye hangi zaman diliminde karar vermişlerdi? İkincisi, birkaç parçadan oluşan evdeki eşyalar göstermelik bir taşınma yapıldığı hissi veriyordu. Ayrıca sanık ifadesinde Orhan Aksoy'un seri katil olduğunu, Hasan Aksoy'dan öğrendiğini söylüyordu. Maktul yalnızca iki gündür tanıdığı birine oğlunun nasıl cinayet işlediğini ayrıntılı olarak anlatır mıydı? Kim bilir? Dört sanık Hasan Aksoy'u öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kiracı çift daha sonra mahkemede verdikleri ifadede suçlamaları reddetti. Aksoy ailesi zanlılar yakalanana kadar korku dolu günler geçirdi.